Kılan işte bu. Dolayısıyla ben bu ay içinde özellikle bu ayın vesile kılarak hakikaten birliğin, beraberliğin, kardeşliğimizin daim olmasını diliyorum. Dünyada şu anda dünyanın her tarafında yaşanan acıların, çilelerin, gözyaşlarının son bulmasını diliyorum. Özellikle şu anda Suriye'de çocukların, kadınların ağladığı, gözyaşı döktüğü, katliamlara uğradığı bu dünyanın inşallah acılarının son bulmasını diliyorum. Dünyanın her tarafında birlik, beraberlik ve kardeşlik hakim olsun diyorum. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli valim, değerli meclis üyelerim, çok değerli ilçe başkanı kardeşim, başkan yardımcılarımız, değerli hocalarım, Cem evimizin çok değerli dedesi ve bugün bizleri yalnız bırakmayan, bu güzel günde, bu güzel günümüze şahitlik yapacak olan çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. İnşallah bir an evvel metro bitse de şu meydanı biraz genişletsek değil mi? Bak metro durak buradan olacak ha. Buradan bindik mi? Nereye kadar gideceğiniz biliyor musunuz? Rabbim nereye kadar değil ha. İnşallah buradan Yeşilköy'e kadar gideceğiz. Yani siz şimdi buradan metroya bineceksiniz. Hiç yeryüzüne çıkmadan inşallah 10-12 dakikada Ümraniye'ye, 20 dakikada Üsküdar'a, oradan da Marmaray'dan ta Yeşilköy'e kadar ulaşabilme imkanı sağlıyoruz. Artık şimdi Taşdelen'de bundan sonra ihale yapılıyor. Şu anda büyükşehir teklifleri aldı. Buradan da inşallah Taşdelen, Sancaktepe, Sultanbeyli, Sabiha Gökçen'e. Yani Sabiha Gökçen'i Yeşilköy'e bağlayan bir metronun tam ortasındayız. Onun için yapanlardan, emeği geçenlerden başta Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir abimiz olmak üzere Allah razı olsun diyorum. Çünkü yani böyle güzel günlerde biz teşekkür de edeceğiz. Değil mi? Bugün aslında Aşure işte önemli bir ay. Muharrem ayı. Böyle güzel aylarda, böyle güzel günlerde aslında birbirimize dua etmemiz lazım. Bu hizmetleri yapanlara Allah razı olsun demek lazım. Ki yaptıklarımız, dualarımız kabul olsun. Ve bu insanlar çok daha güzel hizmetlere vesile olsun diye inşallah bunu da böyle sözlerimin başında söylemiş oldum. Çünkü bu meydanda biz birçok etkinlik yapıyoruz. İşte kan kızlayımızın kan merkezi burada. Yine aynı şekilde hanım kardeşlerimizin kanser öncesi, tabi Allah korusun. Çünkü her türlü hastalığı hiç görmeden, belli olmadan vücudumuza girdikten sonra zor. İşte burada Sağlık Bakanlığımızla beraber bunun öncesi teşhis etme amaçlı bir tırımız var. Buradan da özellikle hanım kardeşlerimiz inşallah faydalanıyorlar diye temenni ediyorum. Tabii sözlerimi çok uzatmayacağım çünkü çok ayakta bekleyen analarımız, kardeşlerim var. Ama hakikaten az evvel söyledim ya, burada hem dedemiz hem çok değerli ilçe başkanı kardeşim söyledi. Hakikaten İslam aleminde büyük bir zulüm var. İşte ölenin de öldürenin de Allahu Ekber diyerek yaptığı bu zulmü, öldürenin tabii bu zulmünü Rabbim onları ıslah eylesin. İslahları mümkün olmayanı da zaten o kendi bildiği gibi kahru perişan vasfıyla kahru perişan eylesin. Arada televizyonda dün akşam izlediniz, küçük bir kızımız başından aşağı kan akıyor. Gördünüz değil mi? Yani izlemek için bile hakikaten büyük bir yürek lazım. Ama hem ağlıyor hem babasını soruyor. Kendisi kanlar içinde ama babam nerede diyor. İşte böyle büyük bir zulüm. Bu coğrafya maalesef böyle. Çünkü bütün dünyanın, bütün o süper güçlediğimiz, o zulüm eden o dünyanın bu coğrafyada hesapları var. İnşallah Rabbim hesaplarını ters düz eylesin. Çünkü son karar, son hesap Hazreti Allah'ın hesabı. Kararı verecek olan o. Netice alacak hesap o. Onun için tabii bizler Aşure gibi bir 15 Temmuz yaşadık. Yine orada meydanlardaydı bütün her kesim.
Alevisi, Sünnisi, Çerkezi, Arabı, Kürdü, Lazlı hiç fark etmemeksizin o meydanlarda biz bu ülkeyi asla o teröristlere teslim etmeyiz dedi bu millet. İşte siz de bunu bu meydanlarda dediniz. Orada şehit kardeşlerimiz var. Biz diyoruz 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız inşallah. 240'a yakın şehidimiz var. Ama içlerinde bir tane var ki Ömer Assubayımız, değil mi? Her birimiz o meydanlara koşarken tabii ki şehit olabilme ihtimalini varsayarak, gazi olabilme ihtimalini varsayarak o meydanlara koştuk. Bu ülkeyi, bu bayrağı, bu milletin geleceği için yaptık. Evlatlarımızın geleceği için, ülkemizin geleceği için yaptık. Ama o Ömer Assubayımız, komutanı, evladım sana şehit olmayı emret diyorum dediği zaman emir başımın üstünde, bu ülke için şehit olmaya hazırım diyen o Ömer Assubaylar, onları inşallah unutmayacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bak biz Çekmeköy olarak o şehidimizin isminde bir okul, Çekmeköy Belediyesi'ne ait olan bir okulumuza ismini verdik. Ve inşallah orada o gelecek olan nesiller o şehidimizle, o şehidimizin hayatıyla özdeşerek bir yol kendilerine çizecekler inşallah. Onun için Rabbim bu günler yüzü suyu hürmetine ülkemizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Kerbela'da yaşanan o acıları bir daha bu ülkeye, bu millete yaşatmasın. Biricik evlatları Hazreti Hüseyin'in şehit olması ki bütün her kesimin, bugün dahi yaşayan herkesin en büyük acısıdır. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Ve inşallah bugünlerde yapılan ibadetler, tutulan oruçlar, okunan Kur'anlar makbul olan günler olması hasebiyle kabul olduğu bir gün bugünler. Bugünlerde dualar kabuldür. Dualarımızdan İslam alemini, garip gurabayı, fakir fukarayı, zulüm çeken bir mümini unutmamanızı özellikle hasreten sizlerden istirham ediyorum. İnşallah Rabbim tekrar bu ülkemizin ve bütün İslam aleminin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini daim etsin diyorum. İnşallah bugün burada aşure dağıtacağız. Cuma günü bütün camilerimizde inşallah cuma namazından sonra hem cemevlerimizde hem de camilerimizde cuma günü inşallah bu aşure dağıtmamız devam edecek. Sayı ne kadar olursa olsun elhamdülillah bu günleri anmak, bu günlerde bu milletin bu hassasiyetinin altını çizmek ve sizlerin yanınızda olmak bütün bedellerin üstündedir. Onun için biz sayı hiç önemli değil. Gelen her kardeşim burada böyle izdiham yapmayalım. Herkese yetecek kadar aşuremiz var. Fazlasıyla var elhamdülillah. Birazdan tabii oruçlu olan kardeşlerimiz var. Onlara verip evlerinde tabii inşallah iftardan sonra bu aşureyi yeme Allah nasip etsin diyorum. Abla selfie mi yapıyorsun? Beraber yapalım da. Yap canım, bir sorun yok ya. Ne kadar güzel bir şey. Allah hepinizden tekrar razı olsun diyorum. Bu aşurenin yapılmasında emeği geçen bütün kardeşlerime, başkan yardımcıma, kardeşlerime ve tabii bunu yapan değerli kardeşlerimden Rabbim binlerce kere razı olsun diyorum. Bugün dedemiz sağ olsun, biz gerçekten bu şehirde bu birliği, beraberliği, kardeşliği temin etme adına 7,5 yıldır samimi gayretimizin bir karşılığıdır bu birliktelik. Kendisine katıldığından dolayı değerli hocalarım var burada. Her camimizin imamlarımız burada. Az evvel o güzel sesiyle o güzel Kur'an'ımızı okuyan başta değerli hocamız olmak üzere Milli Eğitim'den okullarımızın müdürleri, Milli Eğitim Müdürümüz burada. Tabii çok değerli valim ki birazdan size hitap edecek. Bu şehrin bizlerin bir abisi olarak, bir devletimizin en üst makamında temsilcisi olarak bizlere abilik yaptığından dolayı, sizler de bu davetimize icabet ettiğinizden dolayı Rabbim her birinizden ebediyen razı olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyorum.